Yaklaşık 6 aydan beri bütün dünyayı etkisi altına alan yeni korona virüs salgını konusunda başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok batı ülkesi Çin'i suçluyordu. Çünkü salgın ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı ve Pekin yönetiminin bu konuda yeterli uyarıları yapmadığı öne sürülüyordu. Ancak son dönemde yapılan çalışmalar bu konuda aslında salgının Çin'de ortaya çıkmadan önce dünyanın birçok köşesinde zaten var olduğunu ortaya koyuyor ki bu görüşü dile getirenlerden birisi oldukça önemli bir isim İngiltere'deki ünlü Oxford Üniversitesi'ndeki e, üniversitesindeki kanıta dayalı tıp merkezinin e, uzmanlarından Tom Jefferson İngiliz yetkili Daily Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada koronavirüsün yıllardır uykuda kalmış olabileceğini ve Çin'den kaynaklanmadığına ilişkin görüşün giderek güçlü bir şekilde ortaya çıktığını vurguladı. Çünkü buna e, örnek olarak da geçen hafta İspanyol virologların yaptığı açıklamayı e, örnek gösterdi. 2019 yılı yani bir sene önce Mart ayında virüsünün ortaya çıkmasından 9 ay önce İspanyol uzmanların topladıkları atık su örneklerinde patojen izleri bulunduğunu açıklamışlardı. Yine Brezilya'daki bilim insanları Milano ve Torino kanalizasyon örneklerinde Kasım ayında İtalyan araştırmacılarda Aralık ayında koronavirüs izlerine rastladıklarını belirtmişlerdi. Bu nedenle İngiliz uzman bence virüs dağılmadan önce tüm dünyaya yayılmıştı. Muhtemelen doğru koşullar altında uyuyan bir virüstü koronavirüs açıklamasını yaptı. E, bu oldukça ilgi çekici e, ve şu ana kadar inanılan birçok görüşü tersine çeviren bir e, açıklama. Çünkü İngiliz uzmana göre 100 yıl önce yaşanan İspanyol gribi döneminde de benzer noktalar ortaya çıktı. O zaman da insanlarla hiç ilişkide bulunmayan Pasifik'teki ıssız adalarda ki insanlarda birdenbire salgın vakaları görülmeye başlandı. Aynı şey geçtiğimiz günlerde yine koronavirüsle ilgili meydana geldi Şubat ayında Güney Atlantik. Seyrek nüfuslu Falkland adalarında bir vaka meydana geldi. Bu nereden gelmiş olabilir sorusuna yanıt aranırken Amerika Birleşik Devletleri'nden Arjantin'e giden bir yolcu gemisinde de yeni bir vaka ortaya çıktı. Tüm yolcular önceden test edilmişti ve 8. günde aniden enfeksiyonun ortaya çıktığı belirtildi. Tabii bilim insanları şaşırdılar bu nereden gelmiş olabilir diye. Jefferson'a göre bu çözülen ve virüsü tetikleyen Pişmiş gıdalardan kaynaklanmış olabilir ee, ya da Buna benzer başka bir etken tetiklemiş olabilir. Çünkü başta da belirttiğim gibi ona göre bu uygun zemini bulduğunda uyanan şu anda uykuda olan bir virüs bu nedenle de birçok yerde hiç beklenmedik bir anda insanların karşısına çıkabilir. Özellikle etişleme şirketlerinde ve gıda fabrikalarında neden bu kadar çok salgın olduğunu araştırmak bu açıdan faydalı olabilir diyor İngiliz yetkili. Çünkü onun tezine göre eğer dondurulmuş gıdalar bu konu da tetikleyici unsursa et ve gıda üreten bölgelerde yoğun şekilde görülen e, virüs vakalarının da bu şekilde açıklanabileceğini düşünüyor. Tabii ki e, teorisi hakkında oldukça e, farklı görüşler de var. Ancak şu ana kadar özellikle kanalizasyon suyu ve atıklar üzerinde yapılan araştırmalar ve et işleme şirketlerindeki e, ortam bu anlamda İngiliz uzmanı, destekler yönde, bilim çevrelerinin görüşü bu şekilde.